Yeniden Medya Mahallesi'ndeyiz. Yeniden konuğum Levent Gültekin. Bombanın patladığı bir gün yaşıyoruz. Hakikaten bomba patladı seçime giderken. İlk bölümde umarım izlemişsinizdir çünkü bence tarihi bir yayın oldu. Levent Gültekin hem son derece köşeli ama aynı zamanda doğru bir fotoğraf çekti. Bu arada şunu da paylaştı, esas bomba o zaten. Dedi ki, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile Saray Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Abdullah Gül'e gittiğini ben teyit ettim dedi. Şimdi teyit lafını özellikle veriyorum çünkü bu haber dün akşam çıktı. Nasıl çıktı? Habertürk internet sitesi bir haber verdi. Saat dün akşam 22.36. Görelim onu. 22.36'da verilen haberde diyor ki Habertürk sitesi, Habertürk Ankara kaynaklı belki de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erbakan ödülleri töreni öncesi, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ikna için ziyarete gönderdiği öğrenildi. O öncesini okuyamamıştım. Buna bir şey söyleyebilir miyim? Bu dün akşamın haberi. Şimdi bununla ilgili bir şey söyleyeceğim. Şimdi bizi izleyenler buna şöyle bakabilirler. Ya işte Genelkurmay Başkanı gitti. Buna şununla beraber bakmalarını istiyorum. Neyle karşı karşıyayız? Biz nereye gidiyoruz? Söyleyeyim. Bununla, yani bu haberle Bahçeli'nin dün akşam yaptığı "Umarım Sayın Gül kendisine yapılan ikazları ciddiye alır" cümlesini beraber koymak ve Türkiye'nin neyinle karşı karşıya olduğunu görmeleri gerekiyor. Şimdi bu haber 40 dakika sonra geri çekildi. O nedenle sosyal medya üzerinden de biraz yürüyen bir böyle ne oluyor gerilimi, trafiği biraz yanıtsız gibi kaldı. Ama Levent Gültekin geldi bu masaya saat 11'de, dedi ki ben dedi kaynaklarımdan öğrendim arkadaş dedi. Genelkurmay Başkanı'yla İbrahim Kalın Saray Sözcüsü Gül'ü ikna etmeye gittiler dedi. Şimdi biz de buna bir postmodern darbe yakıştırması yaptık. Herhalde yalan değil. Daha sonra CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan çıktı. Bayağı ağır ifadelerle askeri vesayet altında seçime gidiyoruz dedi. Sandığın askeri metin dizayn etmesine müsaade etmeyeceğiz dedi. Çok postmodern darbe ifadesini ona kullandı. Erdoğan yeni 28 Şubatçılığa soyunmuş dedi. Şimdi bakın, bir başka ülkede bu hükümet götürür, Genelkurmay Başkanı istifa eder falan falan. Burası Türkiye. Bunlar olmayacak. Devlet oldu. 28 Şubat'ta bile olmadı bu. 28 Şubat'ta bu olmadı. Genelkurmay Başkanı örneğin işte Demirel'i ya da efendim Ecevit'i ziyaret etmedi. Bir bildiri yayınladı. Burada Genelkurmay Başkanı gizlice saray sözcüsüyle birlikte Gül'e gönderiliyor. Bu gerçekten bir postmodern darbe. Bakın, Gül aday olur olmaz, o ayrı bir mesele. Ama eğer bir ülkenin Genelkurmay Başkanı siyasete bu kadar giriyorsa, elini koyuyorsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan adına müdahil oluyorsa, aracı oluyorsa, bunun adı darbe. Bunun adı postmodern darbe. 2018 darbesi, bu böyle anılacak. Şimdi dediğin gibi senin bir de... Yani şeyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bahçeli'nin laflarıyla birlikte. Tabii, ardından Bahçeli'nin... Hangi noktaya gelmişiz? Evet, şu anlamda söylüyorum. Demek ki, ben bak tekrar söyleyeyim, bir önceki programda söyledim, yani daha önceki programlarında söylemiştim. Bunu niye söylüyorum? Toplumun neyle karşıya olduğumuzu kavraması gerekiyor. Daha önce şöyle söyledim, tekrar söyleyeyim. Kazanma ihtimali olmayan adaylar iktidar için bir nimet, çünkü seçimi meşrulaştıracak. Kazanma ihtimali olan bir adayın da ölümü göze alması gerekiyor dedim. Bunu 6 aydır söylüyorum. O yüzden seçim sandıkta kazanılmaz, sandıktan önce kazanılması gerekiyordu. O yüzden de toplumsal ittifakın
sağlanması gerekiyordu. O yüzden Meral Hanım'a bu eleştirileri yaptım. O yüzden Kemal Bey'in çabasını bütün kendi tabanının hakaretlerine, kendi parti içerisindeki sorumsuzca çıkışlara rağmen adam can havliyle bir şey yapıyor dedim. Türkiye'nin şu anda o parti, bu parti meselesi yok. Türkiye'nin kendisi masada. Türkiye'de filan aday var, falan da aday, filan 3 alacak, filan 5 alacak dönemini geçtik. Öbür tür teknik olarak çok adayla bir yere varamazsın. Toplumu bütünleştirecek, şunu hesap edecek. Ya öyle bir aday çıkaracağız ki ona Kürt de oy vermekte sorun görmeyecek, Atatürkçü de katlan. Çünkü Atatürkçü kesimin şunu hesap etmesi lazım. Tekrar tekrar söylüyorum. Atatürk'ün Cumhuriyeti kurarken yanındaki fotoğraflara bakmaları gerekiyor. O fotoğrafları niye verdi? O toplumsal o bütünlüğü niye sağladı? O ittifakları, çünkü başka türlü kurulmazdı. Eğer Atatürkçüler gerçekten Türkiye'nin Cumhuriyet felsefesinin o bu anlayışın ortadan kaldırılmasına, bütünüyle yıkıma götürülmesine gözleri razı olmayacaksa artık bagajlarını boşaltmaları gerekiyor filan. Aman benim istediğim gibi, tabii ki benim de gönlümde bir aday geçiyor. Benim de gönlümde istediğim bir aday var. Kadın olsun, genç olsun, demokrat olsun. Ama Türkiye burada mı? Biz şu anda bir cumhurbaşkanı mı seçiyoruz? Gençlikte kaybettim ben. Dolayısıyla senin adayın... Siz gençsiniz, tabii ki olabilirsiniz. Benim gönlümün cumhurbaşkanı adayı olun siz. Canım benim. Şimdi şuna getireyim. Bak ben, o yüzden... Bunu zaten konuşacağız. Fakat şunu sormalıyım. Bülent Tezcan'ın verdiği mesajı nasıl değerlendirdin? Darbe meselesinden söz etmiyorum. 5 Mayıs'ta hani... 5 Mayıs'a kadar aday açıklamak için süre var. Çünkü Kemal Bey uğraşıyor. Bir İYİ Parti ile de diğerleriyle de görüşme trafiği bitmemiş. Ya bitmemiş. Gibi geliyor. Bence çok uğraşan var. Var. Devam ediyor görüşmeler. Bütün konuşmalar devam ediyor. Kemal Bey, bak bir şey söyleyeceğim size. Tekrar söyleyeyim. Ben derdim şey değil. Şu anda parti, diyelim ki filan partinin adayı kaldığında tek başına hiçbir anket şirketi, bak. Ya bu en yandaşından en karşıtına kadar, tekrar akşam adını vermeyeceğim şirketin, burada anket, kimseyi korkutmak için söylemiyorum. Tayyip Erdoğan'ın oyu 43, MHP'nin oyu 5. Tamam. Diyelim ki bunun hepsi buraya gitmeyebilir. 48. Hepsi gitmez ama. Tamam, 45'lerde kalıyor. 45. Ama muhalefet 40'ta kalıyor, onu söylüyorum. Burada %10 AK Parti seçmeni var. Bu bir yere, AK Parti diyeyim, bu mevcut aktörlere güvenmeyen, büyük ihtimalle de AK Parti'den kopmuş olanlar. Bunlar bir yere gitmeyince burada otomatik olarak Erdoğan kazanıyor. Onu söylüyorum. O yüzden öyle bir şey yapacaklar ki bu onu bu işin içine dahil etmeler lazım. Çünkü bu ona şunu demeler lazım. Arkadaş, ülke gidiyor. Artık parti meselesi değil. Bu CHP'nin kazanması, İyi Parti'nin kazanması meselesi değil. Bu Levent Gültekin'in aday olma meselesi değil. Bu Selahattin Demirtaş'ın hapisten aday olma meselesi değil. Bu hepimizin ortak kaderi, özgürlüğümüz, çocuklarımızın hayatı, geleceğimiz, huzurumuz, bu ülkede bütünlükle ağız adına yaşamamızın son şeyi. Bunu böyle Erdoğan'a öcü göstermek için söylemiyorum. Mesele Erdoğan meselesi değil. Tek adam rejimine geçmiş hiçbir ülke ayakta kalamıyor. Kalmadı. Irak kalmadı, Suriye kalmadı, Venezuela kalmadı, Libya kalmadı, kalmaz. Mısır kalmadı, kalmaz. Almanya vaktiyle kalmadı, kalamaz. Ya önümüzde bir seçenek var. Erdoğan hem kendine hem Türkiye'ye büyük kötülük yaptı. Bütün yetkiyi tek adamın iki dudağı arasına getirmek demek, ben bu ülkeyi yıkacağım demektir. O yüzden de Kemal Bey uğraşıyor, çabalıyor. Bak tekrar söylüyorum. Ben biliyorsunuz çok eleştirdim Kemal Bey'i. Yazılarım da var, konuşmalarım da var. Ama bu şeyden geçen hafta Cuma günü görüştüm kendisiyle. Ya daha hem, yeni konuştun. Işte, tabii hem... Çıkıp da ben varım, meydan okumada dediğim o bir videom var ya, meşhur konuşmam. Ben varım, terk etme. Hem ondan 10 dakika önce konuştum böyle bir şey yapacağım diye. Hem de şeyden, ondan konuştum derken izin almandan değil. Kemal Bey, bir şey yapmamız lazım. Sen AKP tabanını biliyorsun. Çünkü aslında o mahalleden gelmesin. Mahalleler kalmadı artık, Türkiye var. Neyse yani, ama geçmiş itibariyle en azından söylüyorum. Şimdi o mahallenin gençleri de aslında rahatsız. Korkunç bir rahatsızlık var. Korkunç. Bak günde onlarca... Bak bir şey söyleyeceğim size. Kitap imzalarına gidiyorum. Benim onurlu çıkış kitabımın imzalarına. Kulağıma eğilenlerin %80'i şöyle. Abi ben de eski mahalledenim, artık utanıyorum. Toplum içine çıkamıyorum. Öyle bir travm var ki orada. Kapanak kısılmışlar. Çıkamıyor, onu söylüyorum. Çünkü... Burası yenildi ya, travmatik bir çöküş var. Gidip de başka bir partiye oy vermeyi, yenilgisini mühürlemek anlamına geldiği için küskünlükle
lanet olsun demiş, çekilmiş kenara. Lanet olsun, böyle mi olacaktı diye. O insanları katmamız lazım. Onlara gel dememiz, gel diyecek bir üslubu oluşturmamız. Abi gel, olur, yaptık, bir halt yedik hep beraber. Ben o yüzden onurlu çıkış, onurlu çıkış, onurlu... Türkiye'nin onurlu bir çıkışa ihtiyacı var. Ne demek o? Ya Kürt'e sen şunu yaptın demeyeceğiz. Atatürk'e dönüp ya sen de 28 Şubat'ta şunu yaptın demeyeceğiz. Öbürüne sen... Diyeceğiz ki artık ülkemiz masada. El ele verelim, geçmişi bir konuşmayalım. Hele bırakalım geçmişi. Şu ülkemizi bir düzlüğe çıkaralım. Ondan sonra ya tartışırız, konuşuruz ama bir onurlu çıkışa ihtiyacımız var. Birbirimize bilgece gel, gel el ele tutalım demeye ihtiyaç var. Benimki buydu. Bu felsefenin yer etmesi gerekiyor. Bunun için meydana çıktım. Bu bir cumhurbaşkanlığı adaylığı değil, bu bir cumhurbaşkanlığı iddiası değil. Ben çocuk değilim. Kaç oy alacağımı bilmiyor muyum? İmza, adam zaten, bak bir şey söyleyeceğim size. Ya adam bağımsız aday dediğin ne ki? Bağımsız adayı engelledi ya. Korkuya bakar mısınız? Bağımsız adaylık tuttu, 5 güne sıkıştırdı ki kimse imza toplamasın diye. Şimdi bak, bunu senin üzerinden anlatalım. Sen girsem, o mahalleden gelip bir olarak belki işte bir 250 bin oy alacaksın. Hayır, diyelim ki %2 oy alacağım oradan. %1 oy, oradaki gençler diyecek ki ya Levent Gültekin anası. Hiçbirine gitmiyoruz, bari Levent Gültekin'e verelim diyebilir. Çünkü orada benim kendimce bir tabanım oluşmuş. Benim gibi çıkmaya çalışan çok kalabalık var. Gençler arasında özellikle. Bıkmış. Diyelim ki adam bunu göze almadı. 05'in kaçmasına göze almadı. 05'in. Ben zaten şöyle düşündüm ilk önce. Niye o açıklama yaptığımı anlatacağım. Ya dedim bu olmaz ama sonra aklıma şöyle bir şey geldi. Baktım ki bu partiler böyle herkes kendine bir aday belirliyor ya. Benim aslında bir adam. Ben hala söylüyorum. Ben de bir yıl önce çıktım televizyona, dedim ki her partinin kendi adayı olması lazım. Hı hı. Bunda o, ben de söylemiş bir adamım. Tabii. Ama Türkiye bir yıl öncenin Türkiye'si mi? Türkiye başka bir şey oldu. Adam her gün bir noktaya getiriyor. Dünden itibaren, yani Genelkurmay Başkanı'nın muhtemel bir adaya gitmesinden itibaren bile başka bir Türkiye'dir, evet, artık. Yani her gün değişen... O başka bir düzeye taşıdı. Tabii mesela. Her gün başka bir Türkiye'ye bir yıl önceki planla devam edemeyiz. Anlık değiştirmemiz lazım stratejimizi. Anlık. Bugün şu anda... Hayır blokuyla beraber AK Parti içerisinde durumdan rahatsız olanları bir araya getirecek bir aday üretilmesi, çıkılması gerekiyor. Yoksa bu CHP'nin adayı falan mı olsun, Atatürkçü mü olsun, solcu mu olsun? Aman ya, solculuğunuzu, Atatürkçülüğünüzü, demokrat, bunların hepsini bir adım tutun, şu ülkeyi bir kurtaralım. Şu gidişatı, bu yıkımı bir durduralım. Bir normal, en azından muhalefetin, en azından toplumsal, sivil toplumun sesini duyuracağı bir zemin oluşturalım. Sonra biz o cumhurbaşkanı diyelim ki kimse... Atıyorum hiç hoşumuza gitmeyen bir adam. Onu da indirmeyi biliriz. Çünkü muhalefet partileri artık sesini duyurabilir hale gelecek topluma. Çünkü medyanın üzerindeki blokaj kalkmış olacak o zaman. Çünkü AK Parti'den artık o esaret bitmiş olacak. Belki de toplum itirazlarını yükseltmeye başlamış olacak. Ondan sonra deriz ki kardeş, zaten cumhurbaşkanı seçmiyoruz. O yüzden Türkiye'nin onurlu çıkışa bir ihtiyacı var. Ben bunun çabasını veriyorum. Onurlu çıkış dediğim oydu. Çıktım ortaya. Ya hiç kimse yapmazsa bunu ben yapabilirim demem oydu. Ben yapabilirim. Bu çünkü hakikaten ölümü göze almaktır. Onu söylüyorum. Şimdi yeni bir şey geldi. Erdoğan işte peş peşe bir takım mesajlar vermiş her gün olduğu gibi. Demiş ki Kılıçdaroğlu'na sen aday olsana demiş. Tabii. Ekonomiyi biliyorsun, yumuşaksın vesaire demiş. Ben bunu dinleyince bir bu ülkenin vatandaşı olarak utanıyorum. Mesela Tayyip Erdoğan'ın yerinde olsam böyle bir cümle etmekten utanırım, biliyor musunuz? Niye? Rakibin elini bağlamışsın, gözünü bağlamışsın, ayaklarına zincir vurmuşsun, kurulmuşsun koltuğuna, karşıma çıksana. Senin canın, eğer cesaretin varsa bırak da biz televizyonda da konuşalım. Eğer cesaretin varsa muhalefetten birinin karşısına çık televizyona. Çık bakalım. Tamam, çık. Yaptıklarını sen de anlat, biz de anlatalım. Halk o zaman karar versin. Eğer zerre kadar o büyük lider, o reis, o dünya hakimiysen, eğer gerçekten bu halka güveniyorsan, eğer gerçekten bizim milletimize inancın varsa... Bırak, gel, ben siyasetçi değilim. Gazeteci olarak çıkayım karşına, 2 tane soru sorayım. 2 tane. Çok basit. Var mı dünyada tek adam rejimine geçip de hayatta kalmış bir ülke? Sen niye tek adam rejimine gidiyorsun diye ben soru sorayım. Sen de bizim halkımıza anlat. Var mı dünyada hukuku katletmiş bir ülke ki ekonomisi ayakta kalmış olsun? Ben sorayım, sen söyle. Şimdi bunu yapma. Sonra dön Kemal Kılıçdaroğlu'na, diyor ki karşıma çık. Senin karşına ülke olarak çıkacağız. Şimdi medya mı kaldı? Sen de söyledin. Hani
karşısına kimseyi almıyor zaten Erdoğan ve her yeri hizaya getirdi. Çakçaklarını toplayıp soru sorduruyor, sonra diyor ki ben çok şeyim. En son haber Ahmet Hakan Mayıs itibariyle yani bir haftaya kadar gideceği yerine NTV'den belki hatırlarsınız Buket Aydın diye bir genç kadın gelecek. İşte bu Kanal D Haber'in yeni haber ana haber spikeri olacakmış. Kendisi tweet attı, doğruladı. Dedi ki evet el sıkıştık dedi. NTV'den Kanal D'ye geçmiş demiyorum. Tayini Kanal D Haber'e çıkmış. Yani o hale geldi. Zaten başına da Kanal D Haber'in Ramazan Kurnaz, şov ana haberin yönetmenliğini, yayın yönetmenliğini yapan Ramazan Kurnaz geliyor. Doğrudan doğruya reisten gelen bir talimattan söz ediyoruz. Allah aşkına başka bir yerden değil. Yani öyle bir yerlere döndü. En son işte ya Mehmet Ali Birantların hani beğen Ahmet Hakanların yerine hani kadın da ben kadın diye kimseye ne karşı çıkarım ne de köstek olurum. Ama bunun çok da konuşmayayım. Nedeni belli. Şimdi piyasa da rahat değil. Hani tabii ki medya ya. Öyle, piyasa sıkışık durumda. Zaten çok güzel çocuklardan, gençlerimiz çok zeki. Hayranım onlara. Şimdi biraz bu işlerle ilgili böyle gençlerle oturuyorum, yeminle söylüyorum. Öyle gençlerle oturuyorum, diyorum ki bu gençlerin bir tanesi şu andaki siyasette var olanların tamamının toplamından daha zeki. O kadar akıllılar, o kadar zekiler, o kadar çözüm önerileri var, o kadar stratejik akıl var ki. Hayret ediyorum. O yüzden ki ne demişti gencim bir tanesi? Eğer her şey yolundaysa niye erken seçime gittin? Tabii. Eğer her şey kötüyse niye sana verelim? Arkadaş eğer her şey yolundaysa niye sınavları erteletecek kadar 24 Haziran diye bir tarih nedir? Mal mı kaçırıyorsun talandan? Ekonomi tabii ki kötü. Zaten mahvettiği ülkenin faturasını ödememek için erken seçime, siyasi faturasını ödememek için. Şunu dedi. Çok komik bir örnek vereceğim Levent'ciğim. Şimdi dedi ki Erdoğan, yerli ve milli paraya geçeceğiz dedi fıkra gibi. Hatta dedi altına göre dedi bir sistem getireceğiz dedi. Bugün Uğur Gürses altın borçlanmak iyi bir fikir mi diye bir makale, bir köşe yazmış. Ay eskiye gitti aklım makale, makale evet. Diyen kalmadı gerçi. Diyor ki bu hani yapılabilecek en büyük yanlış. Nedenini yazısında 2002'den 2018'ine kadar altın karşısında Türk lirası ne kadar? Türk lirası ve diğer paralar bir karşılaştırma yapmış. Mesela Rus rublesi altın karşısında 7.2 kaybetmiş. ABD doları %4 kaybetmiş. Türk lirası %9.8 yani %10 kaybetmiş. Diyor ki dolar karşısında diyor bu kadar kaybetmedi Türk lirası. Altın karşısında lira daha zayıf diyor. Ama bunu Hürriyet Gazetesi hala daha birkaç yazabilen yok. Niye öyle yazabiliyor musun? Niye öyle yazdıklarını? Ay sonuna kadar devir teslim olmadığı için fetret i̇şte dönemi kabul ediyorlar. Onun için evet. Devir teslim evet. Aynen. Yani saraya bakıyorsunuz şuurlarını kaybetmiş gibi o ekonomiden sorumlu insanlar. Türkiye'nin başına her yerde çorap örülüyor. Suriye'de örülüyor, ekonomide örülüyor. İstanbul'un getirildikleri hal. Hukukun katledildiği bir ülkede ekonomi ayakta kalamaz. Aynen. Özgürlüklerin kısıtlandığı bir ülkede ekonomi ayakta kalamaz. Eğer dış dünyayla kavgalıysan ekonomin çöker. Bu değişmez kuraldır. Çünkü turizm çöker. Çünkü ihracat yapamaz hale gelirsin. Herkesle kavga ediyorsun. İçeride kavga ediyorsun, dışarıda ediyorsun. Biz de tam da bu panikle söylüyoruz. Arkadaş şu anda çok basit bir denklemle karşı karşıyayız. Herkes aman benim istediğim gibi bir aday olsun diyen arkadaşlara özellikle sesleniyorum. Çöküş mü, çıkış mı? Bu kadar net. Çöküş mü, çıkış mı? Bu. Geriye kalan her şey teferruat. Meral Hanım Cumhurbaşkanı olacakmış. Levent Gültekin de bağımsız adaymış. Kemal Kılıçdaroğlu da Ahmet'i gösterecekmiş. O da bilmem. HDP de acaba onlara oy verir miymiş? HDP'ye de şunu diyecek bir otorite lazım. Aday dediğim. Arkadaş senin derdin Kürtlük mü, Kürtçülük mü, ülke mi? Karar ver. Ülke ise gel. Anlatabiliyor muyum? Bunu diyecek. Öbürüne dönüp diyecek ki senin derdin Atatürkçülük mü, ülke mi? Ülke ise gel. Senin derdin
Alevilik mi bilmem ney mi, ülke ise gel diyecek, toparlayacak, birlik yapacak bir kurucu iradeye ihtiyaç var. Zannediyorlar ki Tayyip Erdoğan şöyle bir cümle kullanacak. Emine valizleri topla gidiyoruz. Bunu söyletecek bir toplumsal kabarmaya ihtiyacımız var. Bu bir partinin adaylığını kazanmasıyla, çünkü Abdullah Gül'e Genelkurmay Başkanı'nı gönderecek kadar kontrolünü kaybetmiş bir şey, iktidarın neler yapabileceğini hesaba katarak toplumsal kabarmayı sağlamamız gerekiyordu. Bunun için susmamamız gerekiyordu. Bunun için korkmamamız lazımdı. Bak tekrar ediyorum. Reklam filmi çekeyim diye 5 yönetmenle konuştum. 5'i de dedi ki yapamam, korkuyorum. Bu korkunun toplumdan kaldırılması lazım. Bu korku kalkmazsa hiçbir şey yapamayız. Bu korku kalkmazsa sandığa sahip çıkamayız. Bu korku kalkmazsa risk almaz toplum. Bu korkuyu kaldırmanın yolu cesaretle heyecan vermektir. Yeni bir Türkiye hayali sunmaktır. Toplumu ikna etmektir. O yüzden tabii de siyasetçilerin el ele vermesi evet, gerekiyor. Siyasetçilerin yani bu sadece ihtirasını bırakması lazım. Ya bir de başka bir şey söyleyeyim. Ya bunu söylememe müsait. Lütfen Allah aşkına. Ya biz, ben niye güveneyim Meral Akşener'in Tayyip Erdoğan'daki yetkiyi aldığında verebileceğine? Ben niye güveneyim? Dünya, Türkiye'de bir şey söyleyeceğim size. Türkiye'de 40 yıldır yetkiyi devreden bir parti var mı? Mesela 40 yıldır bize bütün partiler şöyle demiyor mu? Ben gelince barajı indireceğim. İndiriyor mu seçim barajı? Hayır. Hayır. Çünkü duvarın bu tarafına geçtiği zaman kalıyor. Başka, ben gelince yökü kaldıracağım. Kaldırıyor mu bir tanesi? Hayır. Hayır. Çünkü duvarın bu... Şu anda parti adaylarından biri Tayyip Erdoğan'ın yetkisini alsın teknik olarak devredemez. Teknik olarak söylüyorum. Çünkü hemen teşkilat, parti biz aldık, biz şöyle diyecekler. Biz de şöyle kandıracaklar. Yok yok, biz çok adil davranacağız. Ama Abdullah Gül için aynı şeyi söylemedi. Abdullah Gül için tam da onu söylüyor. Abdullah Gül meselesi, eğer bağımsız aday kurulsaydı orada karşısında 4 tane sigorta parti var. Diyelim Abdullah arkasında Gül. Arkasında parti olmadığı için. Hah, parti olmadığı için. Diyelim ki o Abdullah Gül. 4 parti şunu diyecekti. Sana 6 ay müsaade. Sana değil aslında, biz yapacağız hep beraber. Peki Abdullah Gül AKP'yi şimdi şöyle... AKP yok, seçim yasası, Erdoğan bir dakika, var. Onu söyleyeceğim. Heh. Seçim yasası değişiklikleriyle, yeni yapılanmayla Cumhurbaşkanlığına aday olan milletvekili aday olamıyor. Dolayısıyla Erdoğan ya seçilecek ya tamamen gidecek. Velev ki tamamen bir parazi bir şey söylüyorum. Abdullah Gül aday gösterildi ve kazandı. Erdoğansız bir AKP olacak. Sırtını AKP'ye dayayıp, hani biraz daha yumuşak sesle, Erdoğan kadar bağırmayan ama Erdoğan'ın politikalarını düne kadar olduğu gibi devam ettiren bir cumhurbaşkanı olmaz mı hemen sence? Hemen söyleyeyim bak. Sübabı ne bu? Anlatacağım. İnsanlara robot muamelesi çekemeyiz. Eğer insanların değiştiğine, değişebileceğine, fikirlerinin hatalarını anladığına, gördüklerine ve ihtimal vermezsek. Ben mesela sizin geçmişteki hatalarınız diyelim yanlışlık. Bir yana yok mu, insanız, hata yapmaz mıyız? Ona bakarak sizinle ilgili bir kanaat sahibi olursam haksızlık ederim size. Gül değişti mi? Tam da ona. Tabii ki insanız. O da görüyor laikliğin ne kadar artık kıymetli olduğunu. O da görüyor tek adamın uçuruma götürdüğünü. Şunu söylüyorum. Aslında başka bir yere geleceğim. Yani şu oldu. AK Parti diye bir şey yok. Bu AK Parti ile Gül arasında artık büyük bir doku uyuşmazlığı var. Orada Mehmet Metiner gibi adamlar Gül'le teknik olarak bir araya, Gül onlarla teknik olarak bir araya gelemez artık. Bunun yolu yok. Yani teşkilatla, Şamil Tayyar gibi insanlarla Gül teknik olarak bir araya gelemez. Gelebilse zaten akşama kadar küfür etmezler. Ediyorlar değil mi? Hı hı. Orası tamamen Yiğit Bulut, Şamil Tayyar türünden adamlarla doldu. Zaten yok ki eski kadrodan kimse. Bir şey soracağım sana. Fethullah Gülen ve işte örgütü. Bütün bu meselenin neresinde? Çünkü hani sabah da küfre işte Şamil Tayyar dedin vesaire dedin, aklıma geldi. Sabahtaki bütün yazarlar da küfrediyorlar. Tabii canım, küfrediyorlar yani. Şimdi küfrederken de Gül'e hep FETÖ göndermesi yapıyorlar. Gülen, çok açıkça soruyorum. Tabii senden ki. Aynı açıklıkla biliyorum tabii çünkü seni tanıdığım için cevap bekliyorum. Fethullah Gülen ve cemaatinin bu meseleyle bir bağlantısı var mı? Bak bir şey söyleyeceğim size. Ben şimdi kimin Fethullahçı, kimin olmadığını çok iyi bilecek durumdayım. Ben öyle hani dışarıdan izleyenlerden değilim. Mimiğinden, konuşmasından bilirim. İki türlüdür. Bir gerçekten Fethullahçıdır. O işin içinde olanlar var. Yani cemaatin içinde olanlar var. Bir de AK Parti iktidarında sırf bunlar dindardır deyip bunlarla iş tutanlar var.
Buna Tayyip Erdoğan en başta geliyor. Ne istediler de vermedik cümlesi o ittifakın, o kirli ittifakın en açık cümlesidir. Şimdi Abdullah Gül teknik olarak ben biliyorum, ben 3 gündür tanımıyorum ki. Ben 30 yıldır tanıyorum Abdullah Gül'ü. Tayyip Erdoğan'ı da 30 yıldır tanıyorum. Abdullah Gül'e Fethullahçı diyemezler. Tayyip Erdoğan'a da Fethullahçı diyemezler. Şunu diyebiliriz Tayyip Erdoğan'a. Fethullah kullandı. Sen kullandı değil. Bu ülkenin başına sen bela ettin. Ay kullandı da ayrıca değil mi? Mesela Abdullah Gül tabii kullandı. Kendi de kullandırdı, ülkeyi de kullandırdı, kendi de kullandı. Abdullah Gül'e şunu diyebiliriz. Niye vaktinde görmezden geldin? Niye? Ben mesela diyelim ki bak bunu çok samimi bir bilgi verebilir miyim burada? Tabii ki. Çok samimi bir bilgi veriyorum. Ben Fethullah Gülen cemaatin tehlikesini 2011'de yazmaya başladım. Zaten yazarlığa başlangıcım 2010. 2011'in ilk aylarından itibaren yazı yazmaya başladım. Ya bunlar büyük bir kumpas kuruyorlar ülkeye diye avazım çıktığı kadar bağırdım. Bana o zaman çok güzel yazıyorsun. Hiç kimse söyleyemiyor. Mutlaka yaz bunu devam et toplum duysun diyen ilk isim kim biliyor musunuz? Birisi Abdullah Gül, öbürü de Tayyip Erdoğan'ın damadı. El altından haber geldi ama Abdullah Gül'le görüştüm de üstüne üstlük. Bak, çok güzel yazıyorsun. Bunu mutlaka topluma anlatmamız lazım. Çünkü onlar sonuçta siyasetçi pozisyonda. Çok güzel yazıyorsun, devam et diyenlerden biri Abdullah Gül'dür bana. Öbürü kim? Tekrar söylüyorum. Tayyip Erdoğan'ın damadı haber gönderdi. Olağanüstü yazıyor, destekliyoruz. Bana bunu derken kamuoyu önünde cemaat destekliyorlardı bunlar. Bana çok güzel yazıyorsun dedikleri gün adam televizyondan konuşma yapıyordu. Hoca efendi senin gözümüz yollarda seni bekliyor. İyi ama yani siyaseten Cumhurbaşkanı olabilmek için gene siyaseten hayır. Madem öyle. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı Gülen'e... olmak için onlara ihtiyacı yoktu. Hayır öyle bir şey yok. Onlarla bir alakası yok. Şöyle baktılar. Bak biraz bir şey söyleyeceğim. Birazcık olayları bütün içinde bakmamız lazım. Sonuçta bunlar aynı tabandan geliyor. Aynı kültürden geliyorlar. Bir adamın yanlış yaptığını görüyorsun. Allah Allah bir terslik var demeye başlıyor. O terslik var Allah Allah deme sürecin işliyor. Bir günde siz uzaktan uzun yıllardır görüyorsunuz. Ama o içinden yeni fark etmeye başladıkça Allah bu herhalde diyor bu bir başka bir şey çeviriyor. Fark ettiğimde de işten geçmiş şimdi oluyor. Onu söylüyorum. Bu nerede diyeceksin. Abdullah Gül meselesinin Fethullah Gülen'le bir alakası yok. Bu tamamen iktidarın ne kadar panik halde saldırdığı mesela. Abdullah Gül'e şunu söyleyebiliriz. Arkadaş mahvettin. Arkadaş vaktinde tavır almadın. Arkadaş vaktinde söylenmesi gereken cümleleri söylemedin. Arkadaş o yasaları sana imzalama dedik imzaladın. Arkadaş çok daha önce tavır alabilirdin. Tamam bunların hepsini söyledim. Yazdım da ben. Kaldı ki yüzüne de söyledim. Bak bu programı Abdullah Gül'ü anlatmak dönmesin, programı evet, ya ben de sevmiyorum olmasın onu. Artık. Ben de sevmiyorum. Şimdi HDP'yi biraz konuşalım. Çünkü HDP de Demirtaş'ı aday gösterecek. Selahattin Demirtaş'ı. Çok sembolik bir şey olacak tabii cezaevinde olduğu için muhtemelen. Sence belli bir noktada bunu bir parantez açayım. Afrin meselesinin gündemden düştüğüne dikkatinizi çekerek kapatıyorum. Parantezi örüyorum. HDP ile AKP arasında yeniden bir bahar rüzgarları esebilir mi? HDP ile AKP yeniden belli işte başılım, saçılım, bağıt, şu neyse Cumhurbaşkanlığı gibi muazzam bir lokma uğruna yakınlaşır mı? Matematiksel olarak bu mümkün değil. Çünkü Tayyip Erdoğan seçti. Baktı, matematik olarak alt alta topladı, üst üste koydu. Kiminle ittifak yaparsam daha çok kazanma ihtimalim var diye milliyetçiliğe kaydı. Artık bu saatten sonra gidip hani hem bir sahama Bahçeli'yi koyayım, öbür sahama da HDP'yi koyayım teknik olarak mümkün değil. Ha yarın seçimi kazandıktan sonra başka bir şey yapabilir mi? Her şey yapar iktidarda kalmak için. Bu başka. Şimdi HDP'nin durumu şu. HDP'nin iki tane şeyi dikkate alması gerekiyor. HDP'nin barajı geçmesi lazım. Mesela HDP barajı geçmediğinde bu sefer parlamentoda tabii, AK Parti tabii. Oluyor 400. HDP baraja yakın ama tehlike var. Var. Yani tehlike ama, hattında. Ama Selahattin Demirtaş'ın aday gösterilmesi toplumu heyecanlandırır ve barajı geçmesini sağlar. O kadar. Ya Selahattin Demirtaş da Cumhurbaşkanı olur mu? Nostaljik bir hayalden ve hikayeden başka bir şey değil. HDP'lilerin de, beni dinleyen HDP'lilerin de iki türlü düşünmeleri lazım. Bir, tamam bizim partimiz meclise girsin. İki, biz Cumhurbaşkanı'na ne yapacağız? Ne yapacağız? Yani ülke giderken ne olacak? Yani Selahattin Demirtaş diyelim ki %15 oy alsın Cumhurbaşkanlığında. Sonra neye yarayacak o %15? Ya da %20 alsın. Neye yarayacak? Sizi mi mutlu edecek? Koskoca bakıyorum sosyal medyada.
koskoca yazarlar, çizerler, aydınlar acayip keyifliler. Selahattin Demirtaş aday olmuştu ya. Ben de keşke bunlar kadar mutlu olmak istiyorum diyorum ya. Ben de vallahi ben de bunlar kadar bir aday görüp sevinmek istiyorum. Ya gönlüme göre bir aday buldum diye. Arkadaş ne bu nasıl sen... mutlu oluyorsunuz ülke giderken? Böyle bir ya bir Ay. Ülke nasıl bu kadar keyif alıyor? Yani şunu düşünmüyor. Selahattin Demirtaş 15 alsa ne olur ki demiyor mesela. Bir taraftan ama gidiyor. Ama bir dakika ya Allah aşkına. HDP'nin barajı aşıp... Barajı demiyorum. Ay tamam da ondan yani, başka canım, cumhurbaşkanlığı zaten, meselesini söylüyorum. Ama zaten AKP'ye gidecek oylar da olacaktır onun içinde. Onun için yani... Cumhurbaşkanlığı da öyle değil o. Biraz var. Biraz var. Peki. Yani HDP'ye vermeyenlerin adresi çünkü pek çok analize de bunu görebilirsin. Çok fazla değil. Ama burada 1-2 puan bile AK Parti'ye oy veren hiç kimse HDP'ye dönüp oy vermez. Bunu bilmenizi istiyorum. Çünkü onların... Aşağıda ne dönüyor bilmiyoruz. Biliyoruz. Diyorum sana Afrin bitti. Bitsin. Afrin bitti kardeşim ya. Yani bu bize bir şey anlatmasın mı? Anlatmıyor peki. mu? Neyse zaten göreceğiz bütün bunları ayrı da. Ama geldik. Bugün ayın kaçı? 27'si mi? 27 mi 28 mi? 27'si. 5 Mayıs en son tarih. Bülent Ezcan da söyledi. Bir haftada sence ne değişir? Şimdi bazen bir nokta vardır ki o bir kırılma noktası olur. Mesela Gezi olayları, Haziran olayları diye kısaca söyleyebiliriz. Böyle oldu. İşte adalet yürüyüşü böyle oldu. Sonra bir yere evrilmedi belki ama belki de bugün evrildi bilmiyoruz. Hulusi Akar ile saray sözcüsü İbrahim Kalın'ın Erdoğan'ın talimatıyla Gül'ü ikna etmek için gönderilmesi bir milattır. Bu milat Gül'ü caydırmış olabilir, başka şeyler olabilir ayrı. Ama siyaset sahnesinde belki kağıtlar, kartlar yeniden karılabilir diyorsun. Karılması lazım. Bence yani şöyle düşünelim. Şöyle giden bir ivme vardı, biraz daha hızlandı. Yani işin vahametini göstermesi açısından. O yüzden de Kemal Bey'in çabasını tekrar söylüyorum, takdirle izledim. Çünkü bu gerçekten durup konuşup Meral Hanım'a da aynı şeyi söylüyorum. Allah aşkına bu ben Cumhurbaşkanı olacağım iddiasını bir tarafa bırak. Biz Cumhurbaşkanı seçmiyoruz. Lütfen. İlla Gül üzerinde anlaştı demiyorum. Ama git Kemal Bey'le en azından anlaş. En azından... Sana 15 tane milletvekili vermiş, yes yapmış bir adama hayır ben 100 bin imza toplayıp artistik yapacağım dönemi geçtik o dönemde değiliz. Onu sonra yap. Tamam kendini sonra ispat et. Ama en azından bir Kemal Bey'le, en azından bir HDP'yle, en azından bir Temel Karamollaoğlu'yla bir otur. Beraber ortak bir şey yapın. Beraber bir siyaset üretin. Beraber bir aday çıkarın. Ya Abdullah Gül olsun diyenlerden değilim. Bırakın bunu. Ama ben şunu söylüyorum. Öyle birini bulun ki AK Parti'den en azından bir 3-5 puan oy alabilecek biri olsun. O aynı zamanda toplumu kabartsın, harekete geçirsin, gençleri katsın, kadınları katsın, şenlik havasına döndürsün ve bu bir demokrasi mücadelesine dönüşsün. Bir 30 saniye ara istiyorum. Özgür Özel'in videosunu verelim. Öyle bir aday olsun ki Erdoğan'ı çıldırsın. Bir izleyelim mi Özgür Erdoğan'ı Özel'i? Erdoğan'ı çıldırtan adayı bak ne yaptı. Bu emin olsunlar ki Recep Tayyip Erdoğan'ın keyfine, dileğine, isteğine uygun bir zamanda değil, bizim tercihlerimize ve bizim isteğimize, bizim doğrularımıza en uygun zamanda yapılacak. Onu en çıldırtacak zamanda, en çıldırtacak şekilde, en çıldırtacak adayı açıklayacağız. Bundan emin olabilir. Erdoğan'ı çıldırtacak zamanlama ve isim tabii çok, önemli. Çok güzel bir laf. Yani Erdoğan'ı çıldırtacak adayı çıldırttı. Erdoğan'ı çıldırtacak aday, tekrar söylüyorum, bir parti adayı tek başına kazanamaz. Şimdi sosyal medyada bu sözleri üzerine Özgür Özel'in, dün akşam belki sana da gelmiştir, başka isimler de gündeme geldi. Ben de biliyorum, evet. Mesela söylemekte beis yok, Ali Babacan bile konuşuldu. Yok. Yani, hayır, konuşulanlar arasında söylüyorum. Yani Erdoğan'ı çıldırtma potansiyeli olan isimler listesi döndü dolaştı. Özgür Demirtaş'ın adı geçiyor. Kimin? Özgür Demirtaş. Öyle mi? Akşam düştü sosyal medyaya böyle bir kulis. Sonra baktım Kemal Bey'in tarifine uyan biri.
Sabancı Üniversitesi'nde benim de çok şey... Ama kamuoyuna nasıl anlatacaksın o bir 58 gün kaldı. Ben aylardır diyorum aday hazırlanması lazım. Aday aylardır diyorum topluma kabul ettirilmesi lazım. Aylardır diyorum tanıtılması lazım. Çünkü medya yok, çünkü imkan yok, çünkü güven verilmesi lazım. Otoriter yani yönetimlerde, bak otoriter yönetimlerde, bak bunun altını tekrar çiziyorum. otoriter yönetimlerde toplum korkuya kapıldığında en güvendiği, en güçlü gördüğü liderin arkasında hizalanır. Bütün dünyada böyledir. Tabii. O yüzden ya de... Ya 7 Haziran'dan 3 Kasım'a onun yüzden zaten biz şu anda attı, tam da oyun. Aynen 7 Haziran'la 3 Kasım arasını geçiriyoruz. Yeniden Kasım. Daha beterlik. Daha da beterlik. Hatta. Daha yani, da beterini geçiriyoruz. Genelkurmay Başkanı devrede olduğu diye. O yüzden hazırlanması lazımdı, konuşulması lazımdı, tartışılması lazımdı. Tekrar tekrar. Ama burada CHP tabanına sesleniyorum. Allah aşkına. Sizden yani bu ülkenin bir evladı olarak istirham ediyorum. Lütfen şu aday benim kafama sinmedi deyip kıyamet koparmayın. Bırakın da Kemal Bey can havliyle kendince bir şey yapıyor. Bana uyusun demiyorum. Benim dediğim olsun da demiyorum. Kemal Bey gerçekten gördüm, şahit oldum büyük çaresizlik içinde. Diğerlerine söylüyorum. Ya siyasette çünkü sizin bilmediğiniz bilgiler geliyor. Anketler geliyor, ölçülmüş, kimin ne karşılığı var, kim ne... Ha bu %100 Kemal Bey doğru bir karar verir anlamda söylemiyorum. Çünkü Kemal Bey o sıkışıklıktan en son şöyle bir noktaya gelebilir. Ben size söyleyeyim. Ya kardeşim 5 parçamı böleceğim. Ne yapayım yani? Ah tamam bir tanesini koyayım da bari en az tepkiyi alayım gibi. O aşamaya gelmemesi lazım. CHP'nin içerisindeki sorumsuzca açıklamalarından vazgeçmeleri lazım. Yani ya orada genel başkan varken bir partiye genel başkan adaylığı koymuş birinin çıkıp da işte filan aday olursa ben Erdoğan'a oy veririm gibi cümle o partinin liderine saygısızlıktır. Bir bekle kardeşim, bir çaba sürsün. Bir gör. Demiyorum ki kabul edin, koyun gibi teslim olun. Ama ya mesela eğer biz demokrasi ve ülkenin kurtulma mesela çizgisi konusunda da Kemal Bey'e de güvenmeyeceksek o zaman terk edelim gidelim Türkiye'yi. Ha ben şunu demiyorum. Yani Kemal Bey %100 çok güzel siyaset yapar. Çok güzel de yaptı falan diyenlerden değilim. Ama şimdi şu bak, anda adamın bir çabası var. Yarın sosyal medyada hatta belki bugünden muhtemel olarak konuşulup tartışılacak bir meseleyi soracağım sana. Yarın il başkanlarını toplayacak Kılıçdaroğlu. Önce biliyorsunuz parti meclisini topladı, oradan yetki aldı. Arkasından milletvekillerini yani meclis grubunu topladı bir kapalı toplantıyla. Onların görüşlerini aldı, kendi fikirlerini anlattı vesaire. Yarın da il başkanlarını toplayacak. Nerede? Kayseri'de. Şimdi Kayseri deyince akla gül geliyor bu kadar konuşulurken. Acaba hani bir manası var mı? Ben zannetmiyorum ama şöyle bir şey biliyorum. Kayseri İl Başkanı, ben tanıştım. Çok çalışkan bir hanımefendi. Belki hanımefendi yani bir kadın olduğu için ve Kayseri Orta Anadolu olduğu için illerden rahat gelsin diye tercih etmiştir. Gül'le ilgili herhangi bir şey şu anda olduğuna ihtimal vermiyorum. O tamamen ya oradaki il başkanını tanıyorum. Gittim beni konferansa çağırmıştı, orada tanıştım. Çalışkan, özverili, koşturan bir kadın. Bir de hani Kayseri gibi bir muhafazakar, milliyetçi muhafazakar bir şehirde kadın bir il başkanı olması da tahmin ediyorum kıymet verdiği bir şeydir belki. Bence başka bir altyapısı, başka bir anlamı yoktur diye tahmin ediyorum. Şimdi bir not daha vereyim. Can Coşkun, editörüm Can Coşkun iletti. Hürriyet'te bir son dakika kulisi. Aslında dün gece şey yapıldı da internet sitesine şimdi düştü. Adnan Menderes, yani Adnan Menderes'in torunu Adnan Menderes'in adı ortaya atıldı diye dur. Yok bir şey demedim, itirazım yok. Tanım, ben bile tanımıyorum ya, o yüzden dedim. Saçını başını yolma. Adı Adnan Menderes olunca vallahi ne bileyim ben. Çok bize bir ironi olur ama neyse sağlık olsun. Çok enteresan olur. Şimdi neyse daha... Daha neler dönecek? Kayseri'de il başkanları toplanıyor. Onun için özellikle açıklık getirmek için sordum. Evet. Gül mesajı mı veriliyor? Adnan Menderes ismi doğru mu? Bunu ortaya atan da Gürkan Hacır, bizim Gürkan Hacır. Adnan Menderes adayı diye. Daha neler olacak? Dur bakalım 5 Mayıs'a kadar çok şey göreceğiz. Umarım da hayal kırıklığına uğramayacağız. Peki gelelim, programın sonuna yaklaştık. Bir 6-7 dakika daha zamanımız var. Bitmiyor, bir yere ayrılmayın. Levent Gültekin ne yapacak? Evet.
Ben bugüne kadar ne yaptıysam onu yapmaya devam edeceğim. Yani? Ben bir mücadele veriyorum. Buraya çıkmak da bir mücadele, yazılarken de bir mücadele, aday dediğim de bir mücadele. O adaylık da ne mücadelesi? Demokrasi mücadelesi. Özgürlük mücadelesi. Huzur içinde yaşama mücadelesi. Onurlu çıkış diye kendimizce bir grup arkadaşla oturduk, bir hareket oluşturduk. Hı-hı. O hareket devam edecek. Daha iyi bir Türkiye olsun diye. Bu bir siyasi hareketten öte bir şey. Bu topluma bir felsefem var benim. Benim bir hayalim var. Benim bir Türkiye hayalim var. Ben bir adamın aynı zamanda hem cuma namazını kılabileceğini ama gidip içten özgürce yani samimi bir duyguyla Anıtkabir'de rahmet okuyabileceğine inananlardanım. Ben bir insanın aynı zamanda hem cemevinde oturup bağdaş kurup o insanlara siz bu ülke için çok kıymetlisiniz diyebileceğini ama aynı zamanda camide namaz kılabileceğini düşünenlerdenim. Ben bir insanın hem Kürtleri mutlu edebilip aynı zamanda Türkiye'nin bölünmeme endişesini taşıyabileceğini düşünenlerdenim. Benim böyle bir Türkiye hayalim var. Bunu sürdüreceğim. Ben aslında yapacağımı yaptım. Benim adaylık çıkışım aslında yaptığım nedir o? Topluma bir felsefemi ulaştırmam gerekiyor. Onu ulaştırmaktır o. Devam etsem kampanya edeceğim zaten kendimce. O bir felsefeyi anlatma. Yani bizim bir çıkışa. Yani sen Anadolu'yu dolaşıp bütün bunları anlatacaksın. Bunları anlatacağım. Böyle bir Türkiye'ye ihtiyacımız var. Harekete geçirmeye çalışacaksın. Evet, böyle bir Türkiye'ye ihtiyacımız var. 25 Haziran'da kim kazanırsa kazansın bu bir kurtuluş değil. Sadece yıkımı durdurabilir ama Türkiye'yi ayağa kaldırmak için benim dediğim bu onurlu çıkış felsefesine ihtiyaç var. Yani birbirimizden özür dileyip ayrımcılığı bırakıp kimlikler üzerinden birbirimizle kimlik, inanç, mezhep üzerinden değil, liyakat üzerinden, işini iyi yapan, kalifiye eleman, iyi insan olmak üzerinden bağ kuran bir Türkiye'ye geçmemiz lazım. Bunu anlatacağım. Adaylık çıkışım yeterince mesajımı milyonlara ulaştırdı. Devam edebilirim. Şunu söyleyeyim. Hakikaten söylüyorum. Aslında niyetim şey değildi. Yani gideyim aday olayım falan filan değildi. Bir meydan okumaydı. Yani kardeşim ölmedik, teslim olmayacağız. Sana teslim olmayacağız. Türkiye bir kişiden büyüktür demekti. Fakat baktım böyle partiler şey dedim ki o zaman tamam imza toplayayım %2 alabilirim katkım olsun. En azından bu sefer o şeyle yani medyanın bana kulağını vermiş olmasıyla beraber mesajlarımı daha sık anladı. Oy kaç aldığından bağımsız bir şeydi o. Fakat adam engelledi. Vaktimizi çaldı yani. Benim bağımsız adaylığıma korkunç bir engel. Ben 5 günde toplayamam, teknik olarak toplayamam. Yani yurt dışındaki asıl benim mesela önemli okurlarım büyük bir kısmı yurt dışında. İmza verdirmiyor yurt dışındakilere. Burada diyorum siz de biliyorsunuz 5 günde ben günde 20 bin kişiyi kanalize edip götüremem ki oraya. Yani ona adam bunu çaldı ama ona şunu söyleyeceğim. Genciz. Vaktimizi çalabiliriz ama zamanımızı asla çalamaz. Zamanımız var, çalışacağız. Ben bu ülke için elimden geleni yapacağım. Bir makam beklediğim için değil, bir çıkar beklediğim için değil. Makam Ankara'dakiler olsun. Hepsini onlara bırakıyorum. Hiç öyle bir derdim yok. Ya Cumhurbaşkanı olayım bilmem falan çocuk değilim. Bu kadar da hayal dünyasında yaşamıyorum. Ayaklarım yerden kopmuş değil. Ama bir çocuk daha ölmesin, bu ülkede bir çocuk daha eğitimsiz kalmasın, bu ülkede bir kavga daha olmasın diye zaten yapıyorum. Konferanslarıma devam ediyorum, yazılarımı yazıyordum. Şimdi biraz daha söz diye, biraz daha toplumla kaynaşmaya devam edeceğim. Onurlu çıkış, Türkiye kendi onurlu çıkışını sağlayana kadar bunu, yani barışan, bak niye bunu yapıyorum size bir şey anlatacağım. Çok benim için dramatik. Geçen ot diye konferansa gittim. 22 yaşındaki bir başörtülü kız geldi. Dedi ki Levent Bey sizinle bir iki dakika konuşabilir miyim? Tabii ki dedim. Ama bu nasıl böyle tedirgin, nasıl tedirgin? Çekti böyle beni bir kenarıya. Böyle titriyor böyle titriyor. Dedim ya rahat ol, rahat ol konuş. Ya Levent Bey ben dedi sizi şimdi dinledim dedi. Ben sizin istediğiniz gibi Türkiye istiyorum ama ben dedi hiç AK Parti'ye oy vermedim. Bu ülkenin bu hali 21 yaşında. Bak 21 ben hiç AK Parti'ye oy vermedim dedi. Ben hiçbir şey yapmadım. Hem okulumda dışlanıyorum, aşağılanıyorum. Hem sokakta hakaret yiyorum sanki AK Partiliymişim diye. İşte o çocuk yani buydu. Başörtülü diye değil de. Tamam ama şöyle diye AK yani, Partili algılanıyor ya. O kimlik. Yani başörtülü görüyor. Bu AK Partili. Bu AK Partili diyor. Ama yani işte, Erdoğan adına o kızcağız diyor. Erdoğan'ın dayağına o kızcağız diyor. Evet. Öbürü diyelim ki bir Atatürkçüyü görüyor. Hiç alakası yok geçmişte olanlarla. Geçmişteki hataların bedelini bu çocuğa ödetiyor. Öbürü bir Alevi'nin yaptığına bakıyor. Alevi çocuğu ekmek vermiyor, işe almıyor. Öbürü bir PKK'nın yaptığına bakıp Kürt'ü aşağılıyor, dışlıyor. Bunları bitirmemiz lazım. El ele vermemiz lazım. Bunun için kapı kapı gezeceğim. Ne olursa yapacağım. Adaylık. Tekrar söylüyorum. Tayyip Erdoğan'a birinin dur demesi lazımdı. Ben atıldım. Ben yaparım dedim. Dediler ki arkadaş sana gerek yok. Biz kendimiz yapıyoruz. Buyur tabii ki başım üstüne. Ben yine kendi müdahalemi sonuna kadar sürdüreceğim.
Türkiye onurlu çıkışını sağlayana kadar durmayacağım. Bu bir siyaset değil. Bu ülkenin evladı olmanın verdiği bir sorumluluk duygusudur. Bunu hepimizin yapması lazım. Birbirimizle özür dilemeyi öğrenmemiz lazım. Birbirimizin geçmiş hatası üzerinden birbirimizi suçlamaktan vazgeçmemiz lazım. Çünkü orada değiliz. Çünkü Türkiye gidiyor. Çünkü çocuklarımızın hayatı gidiyor. Bak bir şey söyleyeceğim size. Dün gördüm. Selçuk Şirin yazmıştı geçen hafta. TÜİK verilerinden söylüyor. Çocukların %35'i açlık sınırında yaşıyormuş. 7,5 milyon çocuk yoksunluk sınırı, yoksulluk değil. Şimdi böyle bir dönemde acaba ben Cumhurbaşkanı olayım falan bunları geçtik. Huzurlu bir Türkiye için kendimce elimden geleni yapacağım. Bakın şu yeter. Ayşe öğretmen bebeğiyle diye. Sırf çocuklar ölmesin dedi diye içeride. Ayşe öğretmen cezaevinde bari denetimli serbestlik çıksın diye bir başvuru yapıldı. Ayşe öğretmen bekliyor. Yanıt gelir mi? Kim bilir? Böyle bir ülkeden söz ediyoruz. Ve cezaevindeki 740. bebek biliyor musun? Korkunç bir şey ya. Şu çocuğu hapse atıyorsun Allah evet, aşkına ya. Evet. Ya bu vicdansızlıktır, annesi, bu insanlıktan çıkmadır. Annesi çocuklar ölmesin dedi diye hapse atıyorsunuz o bebeği. Efendim bitti. Süremiz bitti. Çok teşekkür ediyorum ben. Ben de çok teşekkür ederim. Umut ediyorum. Yani bu süreçte bir kez daha beraber olabiliriz diye umut ediyorum. Olabiliriz, konuşuruz. Yolun İstanbul'a düştüğünde haberleşiriz. Efendim pazartesi günü Üniversiteler Ayak'ta çok önemli bir isim Profesör Raşit Tükel bu stüdyoda olacak. Üniversiteler niye bölünüyor? Hatırlarsınız Raşit Tükel barış bilirsi nedeniyle gözaltına alınan bir akademisyen üstelik. İki konuk olacak. İkinci konuğum da Arzu Çerkesoğlu, DİSK Genel Sekreteri. Bu trafikte konuşma fırsatını bulamadık ama seçimin sürpriz isimlerinden biri Kani Beko, DİSK Genel Başkanı. Belki o kulisi de sorarız ama esas olarak 1 Mayıs'ı konuşmak üzere, Türkiye'yi konuşmak üzere gene Arzu Çerkesoğlu olacak. Görüşmek üzere, hoşça kalın, sevgiler.